başı pare pare, oy oy dumanlı dağlar, duman eylenir mi, kar olmayınca duman eylenir mi, kar olmayınca. Bana derler bana, oy oy gel gönül eğlen, oy oy gönül eğlenir mi, oy oy yar gelmeyince, oy gönül eğlenir mi. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Munzur Dağları'ndan Kaz Dağları'na bir göç hikayesi dinleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hazırsanız bu göç hikayesini birlikte dinleyelim. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Bugün Hüseyin abiyle birlikteyiz. Kaz Dağları'nın eteğinde, Güzeltepe köyündeyiz. Burası Çanakkale, Bayramüç ilçesine bağlı. Buranın eski ismi de Kızıltepe, onu sana hatırlatayım. Eski ismi Kızıltepe, şimdiki ismi Güzeltepe. Önce seni tanıyalım. Ben Hüseyin Koç, Dersim'den İstanbul'a göçmüş. İstanbul'dan da buraya gelmişim. Yani önce Dersim'de, geri Dersim'e gitmek istedim. Gittim, biraz kaldım. Yani şey olamadım, rahat edemedim. Ondan 3 sene kaldın değil mi? 3 sene yazın gidip kaldım, evet. Peki İstanbul'dan kendi memleketine, Ovacık'a gittiğinde ne hissettin? Yani o 3 senede ne oldu da tekrardan bu Kaz Dağları'na göç etme isteği doğdu sende? Şimdi biraz tabii şeyle bağlı. Yani eskiden yaşadığın dönemdeki durum çok değişmiş. Yani onu görüyorsun. Yani sanki sen oraya yabancılaşmışsın gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsun. Çocukluğum orada geçtiği için o sıcak ilişkiler, insanların birbirine karşı daha samimi olduğu bir dönemdi belki. Böyle farklılaşmış bir şey gördüm yani. Köyün içinde kendi insanının yanında yalnız kalıyorsun. Tamamıyla yalnız. Hani kendi yalnızlığını seçersin ayrı ama seni yalnızlaştıran bir durum var. Birçok şey hoşuma gitmedi yani. Onun için de tekrar İstanbul'a geldim. İstanbul'a gelir gelmez buraya taraf geldim. Dedim bir gidip oralara bakayım, geldim. 3 sene önce işte burada bir arsa aldım, geldim. Geçen sene başladım, bu sene de başladım, yaptım işte. Yani. Evet. Şimdi Güzeltepe'yi böyle kısaca biraz anlatman gerekirse kaç hanedir, nasıl bir yerdir? Ya tam olarak bilmiyorum şeyi, fakat 50 nüfusu olan, yani bir kısmı yazın gelip kalıyor. Bir kısmı mesela sadece burada hayvanları var. Bayramiç merkezde oturuyor, gelip onları sadece yemliyorlar, onlara bakıyorlar, gidiyorlar. Şu anda değişmeye başladı yani burası. İşte villalar yapılmaya başlandı. Bir anlamda gelişir, bir anlamda da köy olmaktan yavaş yavaş çıkıyor buralar. Yani bu pandemiden sonra yoğun bir buraya şey başladı, akın başladı. Güzeltepe'de oturan insanların çoğu yaşlı. Sadece bir ailede çocuk var, iki tane çocuk var, onları gönderiyor. Çocuk bile yok yani, onları da okula götürüyorlar, aslında görüyorum. Onun dışında aslında 60 yaşın üstünde insanlar oturuyor şu anda. Gençler hep dışarıda. Bu arada hemen hemen aslında hangi köyü gezsin. Evet, yani köyün hepsinde aynı. Gene durum, evet. Eskiden biliyorsun okullar vardı. Hı-hı. Sağlık ocağı vardı. Hı-hı. Köyde gençler vardı. Şimdi köylere gittiğimizde hep yaşlılar var. Evet. Okullar kapanmış. Yani bu biraz kapitalizmin gelişmesine bağlı bir olay. Kapitalizmin geliştiği ülkelerde sürekli yatırım sanayiye yapıldığı, tarıma yeterince destek verilmediği için, işte köylünün sorunlarına yeterince çözüm bulunmadığı için gençler genellikle dışarıda okuyup buraya geldiğinde burası kendisine yabancı geliyor. Bu gençler o zaman da daha çok şehir merkezlerini seçiyorlar. Buranın yoksulları yine aynı şekilde, çünkü şehirde daha iyi geçinebiliyorlar.
göç o anlamda kapitalizmin gelişmesiyle birlikte zaten bütün ülkelerde yaşanmış bir şeydi. Bizde de bu dönemde daha yoğun bir şekilde bir şey olduğundan dolayı köylüler bu şekilde, bana göre yani asıl nedeni bu. Her geçen gün sanayiye daha çok yatırım yapılıyor, tarım geriliyor, sürekli geriliyor. Dışarıdan daha uyguna ürün getiriyorlar. Çünkü kapitalist için ülke falan yok. Önemli olan kar. Nerede, nasıl yapacağını hesaplıyor. Buradaki üretim biraz daha pahalı. İş gücü pahalı olduğu zaman ucuz bulduğu yerden, örneğin Çin'den mısır getiriyor. Başka yerden bir şey getiriyor. Burada tarıma darbe vuruyor ister istemez. Yani nedeni bu. Konuşuyorum köylüler, ne diyor? Yem şu kadar oldu. Bilmem mazot bu kadar oldu. Ben artık tarlayı ekemiyorum. O zaman da gençler göçüp gidiyor. Yok çalışacaklar alanlar yok. Ama mesela başka böyle Avrupa ülkelerine baktığımızda tarım sanayiyi destekliyor. Sanayiye işte gelişmesine yol gösteriyor. Mesela Hollanda örneğini örneğini verdiğimizde Hollanda'da tarım çok gelişmiş. Sanayi de gelişmiş. Yani sanayiyi aynı zamanda destekliyor. Mesela İsrail'i düşündüğümüzde tohum satın alıyoruz biz İsrail'de. Hani bunları düşündüğümüzde aslında bizim gibi bu tarz ülkelerde tarım ve hayvancılık gelişirse sanayi de ona bağlı olarak daha gelişmez mi? Ya ama yani bu süreç içerisinde bu şekilde oturacak. Şu anda açgözlülüğü daha önde olduğu için kapitalistlerin açgözlülüğü bunu göz önüne almıyor. Yani tabii. Bunu göz önüne almıyor. İleride belki rayına oturduğunda burada da bu şey olacak yani. Ya da işte daha büyük kapitalist çiftlikler oturacak buralarda. Yani insanlar bu araziyi satıyorlar çünkü ileride burada büyük kapitalist çiftlikler, daha da zaten kapitalist çiftlik diyebiliriz. Çünkü artık tarım şeyle sürülmüyor, ilkel aletlerle sürülmüyor. Kapitalist üretim aletleriyle sürülüyor. Ama büyük bir şey girdiğinde bu farklı olacak. O zaman üretimde ona göre bir şey yapacaklar. Bu parça üretimden kurtulacaklar yani. Belki o zaman sanayi ürünleri daha destekler hale gelir yani. Bu Bayramiç özeline gelecek olursak, Bayramiç özelinde benim gördüğüm kadarıyla böyle büyük şehirlerden insanların daha çok gelip organik tarım yaptığı, yavaş yavaş böyle hani bireysel anlamda gelip tarım yapmak istediği, organik ürünler üretmek istediği bir bölge. Evet. Yani sizce bu bölgenin neden ön plana çıktığını biraz da öyle anlatabilir misiniz? Yani bu bölgenin birincisi toprağa elverişli bu tarıma. İklim elverişli. İkinci, ulaşım olarak yakın. Yani mesela diyelim ki buranın, burada üretilen bir sürü sebze meyve İstanbul'u besliyor. Koca yani 16 milyona şey yapıyor. Pazar alanı var ki aynı zamanda buranın. Bunun içine daha cazip haldedir. Yani. Tarım yapmak isteyen ya da şehirden bıkmış insanların gelip burada işte doğayla baş başa yaşamak istemeleri. Bu pandemi döneminde özellikle keşfedildi. Daha birçok akın akın insanlar gelmeye başladılar. Karadeniz'de var burada mesela. Buranın havası astıma iyi gelir diye astımlı hastalar Karadeniz'den buraya gelmişler, ev yapmışlar. Yani bir ama en büyük neden dediğim gibi toprağın verimli olması, iklimin buna uygun olması, doğal tarıma, ulaşımın pazar alanının yakın olması. Yani İstanbul buraya 5 saat falan sürüyor en fazla ve yoğun bir şey var. Yoğun bir talep var. Talep var, evet. Çevrenizde de mesela villaların yapıldığını söylediniz. Böyle sizin gibi çevre köylerde ya da buradaki sizin kendi bulunduğunuz köyde çok araziler satılıyor mu mesela? Evet, yani şimdi bu köylerde villalar yapılmaya başladıktan sonra fiyatları da bunlar arttırdılar. Yani değerleri artmaya başladı. Bunu gören köylü kısmen de, bazıları tamamıyla satıyor, bazıları da kısmen arazilerini satmaya başladı. Çünkü fiyatlar arttı yani. Belki 15 misli arttı. Yani 3 sene önceki fiyatlarla bugünü kıyasladığımda bazı yerlerde 15 katlı arttı şeyler. Fiyatlar arttı bu nedenden dolayı. O zaman da biraz daha cazip. Adam şimdi şöyle hesabı yapıyor. Buradaki şehirde gitsem bir daire alsam, dükkan açsam bilmem ne. Yani neyle karşılaşacağını bilmiyor. Bunu hesaplayarak gençler özellikle zorluyorlar şeyleri. Ya da gençler dışarıdalar zaten. Geliyorlar, buradaki tarlayı satıyorlar, oraya götürüyorlar. Genel anlamıyla bir tablo çizdik herhalde. Biraz da buralarda mesela neler yapılabilir? Böyle
alternatif bir üretim sizce mümkün mü? Hani hem hayvancılık açısından hem tarım açısından örnek olunabilecek bir bölge mi sizce? Biraz onlara değinebilir misin? Yani neler yapılabilir insanlara umut vermek adına? Yani burada yapılabilecek gerçekten zaten dediğin gibi ya tarım, doğal tarım yapılabilir, buna uygundur. Hayvancılık, hayvancılığa uygundur ama bunun işte mazotun pahalı olduğu koşullarda, bilmem ne olduğu koşullarda işte tüccarın ya da işte şeyin ucuz almak için elinden geleni yapması, kooperatifler olmasına rağmen bunları yaşanıyor. O zaman burada gerçekten doğal tarım da yapılabilir. Yani organik tarım da yapılabilir. Her türlü işte yapılabilir. Yani. Uygun şey uygun yani, buna potansiyel var. Çanakkale'nin geneli böyle yani. Şey yok. Evet. Zaten tarım, birçok yerde tarım yapılıyor. Ona uygun. Mesela İstanbul'a giderken böyle insanların bir iş kaygısından dolayı hani para kazanacağım, kendi geçimimi sağlayacağım diye genellikle birçok insan öyle o şekilde gitti. İstanbul'da ne oldu da böyle İstanbul'dan sıkıldınız? Ya da kafanızı dinleyip böyle bir yere mi göç etmek istediniz? Biraz o tarafta anlatabilir misin? Yani asıl nedeni, evet, rahat edeceğim, daha stresten uzak bir şekilde yaşayacağım bir yer. Çünkü İstanbul'da örneğin bir Avrupa yakasından Anadolu yakasına gidişte ben çok yoruluyorum. Buradan oraya gidişte o kadar yorulmuyorum. Trafiği yoruyor, gürültü yoruyor, hava kirliliği yoruyor. Boğuluyorum bir anlamda yani. Mesela yürüyüşe çıksam bir yere, arabaların şeyinden kenardan yürüyeceksin ama bütün egzozu içine alıyorsun. Bütün bunları hesapladığımda en azından emekli olduktan sonra dedim ki ben gidip işte sakin bir yerde stresten uzak yaşayayım. Tercih bu yani asıl olarak benim için. Ya gelip burada herhangi bir şey yapmak, ticaret yapmak ya da işte tarım yapmak amacıyla gelmedim bir kere, onu söyleyeyim. Havasız, sakinliği, stresten uzak oluşu. Yani çıkıp geziyorum mesela, buralarda yürüyorum. Ta 6 kilometre yürüyüp Bayramiç'e gidiyorum. Bu bana çok iyi geliyor sabah. Kendimi daha dinç hissediyorum. Ama İstanbul'da yataktan kalkmak istemiyor insan saat 10-11'e kadar. Burada saat 6 olduğu zaman. Ben uyanıyorum, uyuyamıyorum, kalkıyorum. Gayet dinç bir şekilde. 6 kilometre de uzakta değilsiniz Bayramiç'e. Uzak değil zaten. O benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü rahatlıkla yürüyebiliyorum. Yani 10 kilometre olsa belki zor yürüyorum ama şimdi 6 kilometreye yürüyorum. Çoğu zaman da şöyle oluyor. Yani yorulduğum zaman biri duruyor. Ya Bayramiç'e gidiyorsan seni götürelim. Götürüyorlar yani. Böyle bir şey var. Sizin kendi aracınız yoktu. Benim kendi aracım yok. Henüz yok yani. Olursa. Ben buraya gelirken tabii bu köye ya da hangi köye geleceğim diye gelmedim. Yani geldim burada işte önce internet üzerinden bazı emlakçılarla görüştüm, konuştum. Sonra biriyle bir yer var gel bak dedi. Geldim ben o buraya. Oraya baktı. Orada güzeldi. Hangi köy olduğunu şimdi unuttum. Fakat valizler olduğu için toparlayamadıklarından dolayı biri yurt dışında. Orada olmadı. Döndüm ben geri. Bir hafta sonra birisi aradı. Ya dedi sana bir yeri bulduk. Nerede? İşte Bayramiç'e 6 kilometre bir köy. Geldim ben baktım. Beğendim yani bu tepeden bu şeyleri seyrederken. O zaman aldık. Yani. Şu arka tarafta gözüken yer de Kaz Dağları değil mi? Evet, Kaz Dağları. Yani onlar böyle devam ediyor. İşte Kaz Dağları arkamın başlıyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Biraz Munzur Dağları ile Kaz Dağları'na kıyasladığın zaman, coğrafi açıdan değerlendirdiğin zaman. Mesela o bölge nasıl, bu bölge nasıl? Yaşam şimdi, açısından. Yaşam açısından o bölge bir kere kışı uzun sürüyor. Tarım arazisi çok az. Hayvancılık dersen dediğim gibi artık şey oldu. Sadece montofonilik oraya gitmemesine rağmen besliyorlar. O da çok az yani. Fazla besleyemiyorlar. Çünkü o kışın onlara yem getirmek yedirdiğin zaman çok pahalı yapatıyor. Zaten çoğu zarar ediyor yani. Köylü bunu hesaplayamıyor. 6 ay bir kış var değil mi? Yani neredeyse 6 ay kış var. O koşullarda gerçekten belki havası olarak da burası kadar olmasa oranın da havası güzel, temiz. Ama orada sürekli göç var. Neden göç var? Çünkü bu dediğim nedenlerden dolayı diyelim ki benim köyde 10 dönüm tarlam var. Sadece 10 dönüm tarlam var dersin ben. Şimdi benim 4 çocuğum var. Abimin var. Abimle ikimiz var. Bunu böldüğünde kime ne düşüyor? Sen orada ne yapacaksın? Yani böyle bir durum var Dersim'in şeyi. Coğrafi bir olarak. Bir de ürettiği bir ürün pazara uzak. Satacağı pazara yer uzak. Zaten yani ürettiği neydi eskiden? Fasulyeydi sattıkları. Yani başka bir şey yoktu. Sadece pazara dönük fasulye vardı, satılıyordu. İşte buğday biraz
kendi aralarında satıyorlardı. Nohut, mercimek, siyah nohut vardı bunlar. Soğan, patates, bulguru kendileri buğday kat şey yaparlar. Bunlar hep kendileri içinde tüketirlerdi. Yani içe dönük bir pazar vardı. 70'lerden sonra sadece pazar için üretim başladı. Mercimek gitti, nohut gitti. Nohut yine arasındaydı. Bir fasulyeyle buğday ekilmeye başladı. Fasulyeyi satıyorlardı. O fasulyenin parasını dışarıdan o ürünleri bakkal getiriyordu. Artık pazar için üretim başladı. Ama şimdi fasulyeden başka bir şey yetişmiyordu. Sonra da değirmenler falan kaldırılınca insanlar o ara işte montofon inekler devlet tarafından verildi buna. Ona yöneldi. Şu anda tarım belediye dışında çoğu yerde tarım kimse yok. Mesela Ovacık'ta benim kaldığım bölgede kimse buğday ekmiyor artık. Boş arazi yatıyor orada yani. Su da azaldı. O barajlar yapıldığından dolayı eskisi kadar kar yağmadığı için sular da azaldı. Ve iklim de değişti bu arada. Fasulye yetişmiyor bazı senelerde. Çok sıcak olduğundan sadece saman olarak kalıyor. Şimdi bu her şey birbirine zincirleme olarak geldi. Yani doğanın değişmesi. Zaten Munzur Dağları çoğu sarp kayalıktır. Yani çok daha gençtir. Burası gibi eski değil. Yani 6 milyonluk bir yıl şey var. Geçmişi var yani oran oluşumunda. Geçim yapmak zor orada. Yani sürekli göç. Genellikle hayvancılığa dayalı. Ya kış o iklim değişmeseydi belki kış turizmi açısından değerlendirilebilirdi. Yani şey olduğunda. Şimdi artık çoğu zaman oraya da az kar yağdığı için yapılan barajlardan şeylerden dolayı o da gitti. Her şeye rağmen burada ayakta kalabilirsin. Yani henüz geniş arazi var. Verimli. Dediğim gibi yani birçok köyler var. Siz gitmişsiniz. Siz Serhat'tır, Çavuşlu, diğer köyler, büyük köyler ve bunlar mesela sebze, meyve üretimi yapıyorlar. Köylerde şey var. Soğuk depolar var yani. Buralarda muhafaza ediyorlar. Yaza kadar İstanbul'a sürekli işte gidip geliyor. Bunun yanında ceviz, her türlü şey yetişiyor burada. Evet, yani mesela Evciler köyünde elma üretimi, işte beyaz bayram içi beyazı dedikleri bir nektare türü. Nektare türü. Ondan sonra üzüm, şarap falan, şarap yapılıyor. Bir sürü şey yani. Her türlü meyve var. Yani ayvasından tut şeyine kadar, narına kadar, kivisine kadar, işte avokadosuna kadar her şey burada oluyor. Burası o yönden avantajlı bir ve bölge. Büyük bahçeler var yani insanların büyük tarım arazisi var, büyük elma bahçeleri var yani onun içinde. Burası henüz ayakta kalabiliyor arazi geniş olduğu için. Biraz da şeye değinmek istiyorum. Bu son süreçte şunu sorayım. Hani bir iklim krizinden bahsediliyor yıllardır. Bir iklim krizi sizce ne getirip ne götürecek? Böyle insanların buna karşı nasıl bir hani böyle duyarlı olması için bir şeyler söylemek gerekirse. Çünkü su kaynaklarının Türkiye'de mesela iklim kriziyle birlikte su kaynaklarının gittikçe yok olduğunu söylüyorlar. Hatta Kaz Dağları bile en az etkilenen bölge olmasına rağmen kimi köylere gidiyoruz. Diyorlar ki işte bu filanca çeşme akıyordu ama şimdi bu sene akmıyor. Yani bu bir tehlike. Yani bu olduğu gibi yani doğal kendi tabii ki doğayı insanlar hor kullandıkları için oluyor. Fakat giderek daha kötü olan bir şey işte buralarda mesela altın madeni arama. Bu hala gündemde. Buna karşı mücadele edenler olsa da yani var insanlar, duyarlı insanlar da var. Duyarsız bir kesim de var para kazanacağım diye bakan. Çünkü çevre bilinci bizde yeni yeni oluşuyor yani. Eskiden çevre bilinci olmayan bir ülkeyiz. Marx'ın şöyle bir sözü var yani bunu çok iyi özetleyen iki sözü var aslında. Birincisi şu. Kapitalistler gölgesini satamadığı ağacı keser. Kefeninden kar yapacağını bilseler kefenini kendileri biçerler. Sana biçtirmezler yani. Bu çok güzel bir tariftir bana göre. Çok kısa ve net bir tariftir. Kızılderililerin de çok bu konuda şeyleri var. Çünkü doğayı en iyi tanıyan belki dünyada Kızılderililerdir bana göre. Onları okuduğum zaman görüyorum. Kızılderililerden de bir o zaman. Ya Kızılderililerin mesela bu havadaki son kuş düştüğünde, karadaki son ağaç kuruduğunda işte bir şey var. O zaman beyaz adam sen havayı parayla satın alamayacaksın. Yani dünyanın sonunu bundan kaç yıl önce söylemiş yani beyaz adama. Doğayı talanını gördüğü zaman bunu söylüyor. Ve gerçekten de gidişat oraya. Çünkü sular çekiliyor. Sular kirleniyor. Kar hırsı uğruna, maden aramak, bilmem işte altın bulmak bunlar uğruna. Doğa yani ileride parayı yemeyeceğimiz için. Yemeyeceğimiz. Mesela buna bir örnek vereyim. Ben İstanbul'a ilk geldiğim zaman
kahvenin önünde oturuyorum. Fatih bizim şeyi Karagümrük yerimiz. Yaşlı bir adam geldi oturdu işte sohbet ettik beraber. Nereli olduğumu sordu. Dersimde olduğumu söyleyince dedi ki oraların kıymetini bilin dedi. Ben de dedim neyin kıymetini bilelim yani bak şey yok bir şey yok geliyoruz buraya. Dedi İkinci Dünya Savaşı'nda dedi aynı zamanda kıtlık başladı buralarda. Sizin oralar o otları yiyerek ayakta kaldılar. Ama burada parası olan insanlar ürün bulamadıkları için parasını ağzına koydular intihar ettiler. Yani şeyi çok iyi tarif ediyor. Sen doğayla baş başa, doğayla barışık yaşadığın zaman her zaman doğa seni besliyor. Ama doğayı kendi lehine talan etmeye başladığın zaman işte o zaman her gün daha felakete gidiyoruz. Evet. Ve çok tehlikeli bir şeye doğru gidiyor dünya. Bu son yıllarda zaten su krizi, iklim kriziyle birlikte gıda krizinden de çok bahsediyorlar. Şimdi doğa diyalektik olarak o kadar birbirine bağlı ki yani şöyle anlatayım. Ben kendi pratiğimden çıkardım. Ben çocukken bizim Munzur gözeliyle bizim aramızdan bir kızılcık suyu gider. O kızılcık suyunun etrafı olduğu gibi söğütlüktü, sazlıktı yani. Ve su fışkırırdı. Orada tarım falan yapılamazdı. Çünkü uzun süre su kalırdı. Ve orada kurtlar yaşardı. O ovada kurtlar yaşardı. Ve hayvancılık çok yoğundu. Daha yoğundu. İnsanlar orayı kestiler. Tarımı açmak için sular çekildi. Kurtlar gitti, hayvancılık öldü. Yani her şeyi birbirine zincirlemeye gidiyor. Sen doğayı değiştirmeye çalıştığın zaman bilinçsiz bir şekilde o zaman işte her şey alt üst oluyor. O köylerin her tarafından fışkıran su %70 belki su bitti. Yani %70 şu anda Dersim'deki suyun %70'i kaybolmuş, %30'u duruyor. Yani o sular karla, yağmur yağdığı zaman sıyırıp gidiyor yani. Ama kar yavaş yavaş erirken alta veriyor ve su depolarını besliyor. Yer altındaki su kaynaklarını besliyor, dolduruyor. Şimdi kar az yağdığı için ne kadar yağmur yağarsa yağsın eski suya yetişmek mümkün değil. Yani doğa kendi içinde kendini oluştururken ona göre oluşturmuş. Biz onu değiştirmişiz. Değiştirdiğimiz zaman da bu oluyor. Bu pandemiyle birlikte şehirde birçok insan içeri kapanıp kaldı. Şimdi gıda krizi olduğunda köylerde üretilmediği zaman çünkü şuna nereden varıyorum? Köylerde üretenler yaşlılar. Yarın öbür gün ya da emeğinin karşılığını alamadığı zaman emeklilik param var nasıl olsa ben üretmesem de olur diyorlar. Üretmediği zaman yarın öbür gün şehirde parayla alamazsın yani bir ürünü. Evet. Yarın öbür gün şehirlerde daha büyük kaoslara yol açmaz mı bu sizce? Ya kesin açacak yani bunun önlemi alınmazsa doğru bir şekilde yani zaten gıda sektöründe problemler çok. Yani gıda sektörü Gıdaoğlu, Gedeoğlu ürünleri yoğunlaştırması bana göre gıda sektörüyle ilaç sektörü dünyaya ele geçirmiş. İnsanların sağlığıyla oynuyorlar yani sağlığıyla oynuyorlar. Biri ilaç gıdayı satıyor hasta ediyor diğeri ilacını satıyor öldürmüyor ama uzatıyor süreci hasta şekilde ilaçlarını satıyor. Yani bunlar... Gerçekler bu böyle devam ettiği zaman o da çıkar, diğeri de çıkar yani. Evet. İşte. Yani bu bölge de özellikle organik üretimle ön plana çıkmış bir bölge. Sizin mesela bayram işte organik köylülerin getirdiği ürünler falan var. O konuda siz şanslısınız biraz. Şehirdekilere göre. Ha, şöyle diyeyim yani ne kadar doğal. O da var değil mi? O da var. Ne kadar doğal. Şimdi köylü de yani işi öğreniyor. Kendisi için yaptığını doğal tutuyor fakat diğerinde ilaç kullandı artık biliyoruz yani. Çünkü senin doğal şeyi üretmen pahalıya mal olan bir olay. Yani bu pahalı olduğu sürece tüketici bunu alamıyor. Alamadığı zaman ne oluyor? Bu adam üretse ne yapacak? Nereye satacak? Ve o zaman da bunu ucuza getirmek için ister istemez o şeyi bitiyor bir kere. Yani ne derece doğaldır incelenmesi lazım ya organiktir o incelenmesi lazım. O zaman tüketicilerin lazım. De bu konuda bir payı var. Tabii tüketicilerin payı ama eğer bu mesela normal bir düzende olsa kapitalist düzende olmasa bunu daha uyguna mal ettiğinde insanlar bunu tabii ki yapacaklar. Şimdi mesela ben düşünüyorum bal üretiliyor işte organik bal deniliyor. Halbuki organik bal diye bir şey artık yok oralarda. Şekeri nasıl kullandıklarını biliyorum. Çünkü organik ürettiğin zaman senin kilosunu diyelim ki 1000 liraya satman gerekiyor. 1000 liraya kimse bal alamayacak. O zaman üretici zarar edecek. O zaman da üretici ne yapıyor? Şekere dayanıyor. Ucuz mal edip ucuz satıyor.
Yani tüketici bilinci de yok bir anlamda. O zaman ne oluyor? İşler birbirine giriyor. Yani ne kadar doğal? En fazla doğal üreten işte dışarıya gönderildiği için orada kontrolle alındığından dolayı yani Avrupa diyelim ki bir ürünü aldığında bunu önce laboratuvardan geçiriyor. Gerçekten organik mi değil mi? Sertifika alıyor. Sertifika alıyor. Olmadığı zaman tekrar geri gönderiyor. Onu bize satıyorlar. Yani bu kadar basit. Evet. Şeyli, radasyonlu çay sattıkları gibi. En güzeli böyle sizin yapmış olduğunuz gibi bir arazi alıp kendi bahçene, bostanına yetiştirmek herhalde yani reçete bu zaten, mu diyelim ne? Yani bunu yapabilirsin sen. Yani onun dışında üretime bir şey üretmeye kalkışsan yani tavuk yumurta şu anda 3 lira. Burada 3 lira yani köyden getiriyor 3 liraya satıyor. Köydekiler de 3 liraya satıyorlar. Ya bu çok pahalı dediğin zaman adam diyor ki yem şu kadar oldu. Bir şey diyemiyorsun. Çünkü doğada beslendiği zaman tavuk yani doğal yem verdiğin zaman o kadar yumurta veremeyecek. Evet. Hem de... O zaman da adam yumurta yemi alıyor veriyor bilmem ne yapıyor. Böyle olunca da pahalı satıyor. Benim sormadım. Senin anlatmak istediğin özel bir şey var mı? Ben birçok şeyi aslında biraz sohbet ettik. Bu doğaçlama bir sohbet oldu. Evet, bir şeyler sohbet anlatabildiysek edelim insanlara bence doğa bilinci yani bu konuda çok iyi çalışmak lazım. Yani o bilinci herkese bizim taşımamız lazım. Burada işte dedim ya arazi şey olduğu için herkes satıyor şehre gidiyor. Ben anlatıyorum ya yapmayın etmeyin gitmeyin. Yani siz bunu yaptığınız zaman kötü olur. En azından onu yapmaya çalışıyoruz. Ama bunu biz önleyebilir miyiz? Hayır paranın çarkın parayla döndüğü bir sistemde ne yazık ki işimiz kötü zor. Ama ümitsiz değilim tabii ki yani. O zaman bize kapınızı açtığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Gelip beni ziyaret ettiğiniz için benimle bu sorunları yani en azından soruları birlikte konuştuğumuz bugün dedik için. Biraz sizinle zaten felsefe yapalım. Böyle biraz sizin fikirlerinizi izleyicilerimize dinletelim. Yani anlatmaya çalıştım. İyi anlattığımı bilmiyorum. İşte kendime göre düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Artık bu kadarını yapabildik. Yani ikimiz beraber olun diyelim. Yani yine bekleriz gelin. Başka yerlere zaten gidiyorsunuz. Bu çok iyi bir şey yani. Gidip sizin yaptığınız gerçekten iyi bir şey. En azından tanıtıyorsunuz insanlara. Onlarla sorunlarını konuşuyorsunuz. Bir yerlerinden başlamışsınız. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Her zaman destek, elimizden gelen desteği veriyoruz. Yani izleyerek, insanlara söyleyerek işte. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere ne söylemek istiyorum? Yüreği sevgi dolu, doğa sevgisi dolu, bütün canlıların yaşamına kendi yaşamı kadar saygı duyan bütün insanlara selam söylüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız gerekiyor. Bir sonraki göç hikayesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.